Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Salat ve selam müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ehli beytine ve kıyamete kadar onun yolunu takip eden müminlerin üzerine olsun. İnsanlık tarihi kadar en mühim hadiselerin gerçekleştiği Aşure günü, Hz. İbrahim'in doğduğu gün, Hz. Musa ve İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hz. Nuh'un gemisinin Cüdi Dağı'na konduğu gün gibi hadiselerin yaşandığı bu günler hiç kuşkusuz bütün dinlerde de önem arz etmektedir. Aşura günü İslam'dan önce de kimi toplumlarda ve Hz. İbrahim'den beri hürmet gösterilen bir gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu farz kılınmadan önce Aşure günü oruçlarını hiç terk etmemiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur hadisiyle farz orucundan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yaşadığı sürece Aşura günü oruç tutardı ve Müslümanlara, Yahudilere benzememek amacıyla Muharrem ayının 9 ve 10. günü ya da 10 ve 11. günlerinde Aşura orucu tutmalarını tavsiye ederdi. İslam tarihinde nice büyük olaylara şahitlik eden Aşura günü bunun yanında tarihte eşine az rastlanır Kelbela zulmüne de şahitlik etmiştir. Hicretin 61. yılında Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'ine yapılan amansız vahşet halen acı tazeliğini korumaktadır. Kerbela olayı tarihte yaşanan bir hadiseden, bir acıdan öte Hüseyin'i bir duruşun çağlara aktardığı bir kıyam meşalesidir. Hazreti Peygamber'in öptüğü başı ayaklar altına alanların tarih boyunca zelil bir şekilde anıldığı, Hüseyinleri yüreklere kazındığı bir hak batıl mücadelesidir. O zulmü yapanlar bugün lanetle alınıp Yezid'le beraber tarihin çöplüğüne gömülürken bugün milyonlarca Müslümanın ismi Hüseyin, davası ise Hüseyini olmuştur. Kerbela'nın acı olaylarına rağmen tarihe bıraktığı misyonu yüklenenler dünyaya meydan okudular. Kerbela izzeti ve cesareti yüklenmiş nice öncü şahsiyetleri bize kazandırdı. Kerbela Müslümanların gücün değil, Hakk'ın tarafında olmayı, güçlü bir Yezid ile değil, haklı bir Hüseyin ile yol almayı öğretti. Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Peygamber Sevdalısı halkımıza Aşure gününde Aşure orucu tutmalarını, sıla-i rahimde bulunmalarını, bol bol sadaka vermelerini ve İslam coğrafyasında zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşu için çokça dua etmelerini tavsiye edip bu günü Hüseyin'in kıyamına uygun bir anlayışla idrak etmelerini dileriz.